atı da buldu, meydanı da buldu, yüklendi. İkincisi, biz Besniler olarak bir dernek, yani bir kültür ve sanatsal, bir Besni kültürünü ortaya koymak için bir folklor ekibi, oyun, Besni'yi temsil edecek, kurmak istiyoruz. Maddi manevi, katkıda bulunur musun? Maddi yönden değil, manevi yönden. Katkıda bulunurum. Evet. Aa, size Besni'de kimler derler? Lakabınızla. Kadı Ahmet. Peki, sen kaç yılında mesleğe atıldın? Şimdiye kadar neler yaptın? Şöyle kısadan bir anlatır mısın? 48-49'da karayollarında çalıştım. Evet. 50-56-57 şeyde çalıştım. Tekirdağ'da. Evet. 60 yakında şöbürlük yaptı işte. 58'de 56'da 60 yakında şöbürlük yaptı. Halinde. Halinde çalışıyor. Aynen. Türkiye Petrol Orada çalışıyor. Evet. Türkiye Petrol Orada çalışıyor. Aynen. 9 senedir Besni Belediyesi'nde yaşıyor. Nerede çalışıyor? Hangi obada, obanın aşağı şehirde? Çakta Mahallesi. Evet. Şimdi şöyle bir şey soruyorum. Bu Besni'den neden göçüyorlar? Sen de bunlardan, göçlerden tabii aklın verdikçe. Gurbete neden çıktık? Neden? İşsizlikten, sanayi yok. Neden çıktık? İşsiz olmazsa, peki. Sanayi olmazsa, kuruluş olmazsa, böyle çalışacak, bakın karşı olmazsa, bütün dostum zaten bir anda zenginler zaten burada zengin oldu, çekti başlıyor. Evet. İşkence yüzünden. Şimdi sen de bir sevmiyorsa gitmek ister miydin? Sevmem mutlaka değil de ben orada yapmada şeyden bulmasın. Buraya havaya bulabilecek miyim? Suyu bulabilecek miyim? Burada orada İstanbul'a gel sabahı ikisinde bakır, altısında bakır. Akşam 12'de 9'un 10'unu alır. Ben burada size bir arayacağım. Nasıl ikimize gelmiştim. Evet. Hani Besni'nin havası, yemesi, içmesi, hepsi önemli. Rica'nın meyvasını nerede bırakacağız? Biz maddi sıkıntıdan göç ettik. Maddi sıkıntıdan göç ettik. Peki, gençlere tavsiyen nedir senin? Şimdi mesela gençler, sen oğluna tavsiyen nedir? Nasıl yapsın? Sen buraya kadar böyle getirmişsin, onlar ne yapsın? Onlar ben kendilere her zaman çok tavsiyem. Büyüklere de hürmet, saygı. Ben de kendimizin adamlarına saygılar. Kimseye şey yok. Gelmeden idare zaten bir oğlanı bir gitmiş İstanbul'da. Birisi yol başında. Evet. Yol başında. Evet. Peki, ben diyorum ki Besniler olarak biz aslımız Türkmeniz. Biz bir folklor kurmak istiyoruz. Sen maddi yönden değil de manevi yönden katkıda bulunur musun? Maddi manevi nedir? Mesela diyeceksin ki mesela okulu bitirmemiş bir genç. Mesela girer derneğe, biz onu sanatçı yetiştiririz, saz çalar, hem ekmek bulur, hem de Besnilerin, Besni'nin kökeninin türküsünü çalar, türküsünü söyler. Yani tavsiye de bu da bir maddi şeydir yani, manevidir yani. Saygım var, herkese. Tabii, yani memleketimizin sanatını, kültürünü ortaya koymak için bir folklor kurmak istiyoruz. Mesela her yerin var. Ama bugün bizim folklorumuz daha zengin. Başkaları kullanıyor işte, bunu. Bizim bu yolda, bizim buranın şeyleri kolay kolay vermezler. Ailet şeyi. Folklorumuz. Ya demek istediği şuraya ne olay? Diyor ki mesela biz kuracağız diyor gençlerden diyor. Siz diyor bildiğiniz kadarıyla bize de yardımcı olun. Evet. Size Besni'de aşağı şehirde kimler derler? Bizde aşağı şehirde. Kaç yılında bu mesleğe başladın? Ben Anadolu'da arasından doğdum. Peki, şimdi sermayen olsa daha geniş bir kapsamlı iş yapmak ister miydin? Tabii sermayem olsa daha genişlerim. Her iş yaparım. Evet. İkinci de şu, bu aşağı şehirden yukarı çıktık. Ya
Burada da barlamadık, bir çoğumuz göç ettik. Acaba neden göç etti bu millet? Yok, böyle fikrin nedir? Memleket dar, hissası yok. Onlar göç etmez. Tabii şu anda göçer mi? Mesela bizim evimizin İstanbul'da, Antep'te, her tarafta bizim aklım arkadaşım var, bize dayım oğulları var. Hep göçmüşler. Göçtüler değil mi? İşsizlikten oluyor. Tabii işsizlikten. Bir de bu şehrin dışarıdakileri de sorduğun zaman şehrin yanlış yere kurulduğundan, İsa'sı dar yatırım alanı olmadığından dışarıda biz çalışkan olmasaydık dışarıda da başarılı olmazdık diyor. Elbette. O da olamazdı. Çalışkan olduğundan dolayı tabii o yönden var mıyız? Onda var ne var? Adamlar bir çalışırdık diyor. Orada da yerinde olsaydı bu işi orada da yapardık diyorlar. Tabii yerinde olsaydı burada iyi olurdu. Değil mi? Peki. Şimdi ikinci şık şu. Şimdi şehir aşağı şehir sökülürken herkes kimi diyor altın bulmuş, kimi böyle bir şeyler söylüyorlar. Ne derece doğru mu yanlış mı? Vallahi gördüğümüz yok. Öyle diyorlar. Öyle diyor ama. Diyen olmuyor ki, göreceksin. Kim bulmuş, kim bulmamış. Belli bir şey o yani. Ben diyorum ki bu bir yalan üretim. Herhalde öyle bir şey. Yalan mı? Yalan. Öğren yok ki. Peki, bu camiler neden yıkıldı ya? Bu camilerimizi neden? Biz daha evvel 11 tane cami vardı Besin'de. Bu 55'ten sonra 5 senenin içinde 60 yılına kadar camiler bitti. Kim yıktı? Neden oldu acaba? Neden sahip çıkmadık biz bunlara? Öyle bak, bundan 13-14 senede, belki 15 sene oldu. 29 tane cami sahibi yeriyle, 29 tane köre bak. Torunun yanında 29 tane cami sahibi. Hayır, tabi yaşlı adam 29 tane camı saydı. Fakat bizim görüşümüzde anca 28 tane de var. Yani 10 tane yok herhalde, 10 tane var sanca. Demek biz kavuşamadık onları. Peki gençlere ne tavsiye edersin? Şimdiki gençlere. Ne tavsiye edeceksin? Memleketimiz her bakımdan iyi. Mesela hava bakımından, su bakımından, her şey iyi ama gelir kızsa para. Geri gideri karşılamıyor. O yönden. Bizim de ben şahsıma göre gidecek artık. Gücüm kalmamış herhalde. Faylık yapamam. Mesela başka bir işte çalışamam. Anca işte burada körü körü yaşarsın. Şimdi 5 lira bir dernek kurulsa 5 lira bir atılım olarak devletten teşvik alıp bu Kayardın'ı yeniden bir sanayi çarşısı haline getirip bir özendiriciliği yapılsa katkıda bulunur musunuz? Tabii elimizden geleni yaparım. Katkıda bulunurum tabii. Memleketimiz uçur. Milletin vefatı uçur. Tamam. Peki. Var ol, sağ ol. Teşekkür ederim. İlginizden dolayı. Varmış. Sen de genç olarak baban babasından almış bu mesleğe getirmiş. Şimdi size kurulu hazır teslim etmiş. Siz bundan sonra ne yapmak istersiniz? Kendi çabanızla. Nereye götürmek? Gönlünde ne var? İmkanlar ne olsa nasıl yaparsınız? Şöyle fikrinde ne var? Günün şartlarına göre dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi sanayileşmeye yönelmişler. Biz sanayisizlikten işsizlik içerisinde geliyoruz. Bu dükkanda 4 tane, 5 tane kampanın 10 tane işçinin çalıştığını iyi biliyorum. Şu gün bir babam bir ben çalışıyorum. Çünkü sanayileşme yoktur. Sanayi sektörü yoktur Besin'de. Bugün Antep'li bir yere olmuş olsaydı, dükkanda 10 tane kampayla işçi çalışması lazım. Biletlerin basılması lazım. Sonra bugünün teknolojisi, sanayisi ilerlemiş durumda. Biz hala Avrupa düzeyini 50 yıl geride seyrediyoruz. Bunlar hani bazı kişilerin yapılacak imkanları körüklemesiyle geride kalıyoruz. Bugün herkese benim amcalarım, dayılarım hep dışarıya göç etmişler. Beslenme dışına gitmişler. Neden? Beslenme işsizliğinden. İş yeri alanı dar. Dar, alan dar. Alan geniş olsa bile. Lan ben bir şey yemeler. Bu nedir la? Şey dedim. Kamera yani. Evlen! Sonra en son olmuştu. Senin 30 yıl önce veya 30 yıl önce bu halk birçok göç etmezdi.
Ben aslında %30'u göç etmezdik. Vestimiz daha ilerlerdi. Dışarıdan Vestimizin daha gümrah, daha sanayileşmiş bir memleket olduğunu bilirdik. Biz burada liseden sonra okuyamıyoruz. Endüstri meslek lisesi var, bir şey öğrenemiyoruz. Öğretmen okulu yoktu, öğretici yoktu. Bizim gibi gençler, benden daha sonra gelen yetişen gençler dışarıdan gidip okuyor. Aile düzeyinin iyi olmak için. Olmayanlar liseden sonra okuyamıyoruz. Yani bunların hepsi... Olanaklardan da yoksun kalıyoruz. Tabii tabii. Şimdi bir de şu var. Devletle halkın arası açılmış. Bu perdeyi, perde gibi bir şey görünüyor burada. Evet. Şimdi neden dümdüz yer varken bataklar nasıl kurulur? Bunda bir yanlışlık olduğunu siz de fark ediyorsunuz genç olarak. Tabii, değil tabii. Mi? Genç olarak niye fark ediyoruz? Biz de o günün genç olarak bunu yanlış söylüyoruz. Bak bugün siz de aynısını söylüyorsunuz. Demek ki o günün genci çocuğuyken bunun yanlışlığını biz de biliyorduk. Bu hatayı çekiyoruz hepimiz. Hepimiz ileriki, bir önceki 50 yıl öncesinin zamanında Besni yeni bir yerleşim alanı aramış. Bizim büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla bu yerden oturduğumuz, şu bugün Besni'nin kurulmuş olduğu yer oturmaya müsait bir yer değil yani. Neresini kalsan, neresini kalsan bir inşaat yapın desen 3 kattan fazlasını yapamıyorsun. Bütün çatlamalar meydana geliyor. Evet. Ufak bir yer sarsıntısında her taraf patlı. Her taraf hani hiram da bir sorun. Hayvanlar mevcut. Evet. Bugün bakır resmi içerisinde buraya kurulmasa, başka yere kurulsa daha düzenli, daha sanayileşmiş, daha geniş alanlar var. Bunlardan 50 yıl önce kurulma itibariyle o zamanın milletvekilleri, o zamanın senatörleri kendi menfaatlerini düşünerekten buraya getirmişler. Kendi tarlalarını, kendi bağlarını, kendi bahçelerini satmak için, evet. Halktan para almak için. Evet. Bu kendi menfaatini düşünen kişiler Besni'yi bir noktada daha dışarıya doğru sürüklemiş oldu. Evet. Yani evet. Bugün istiyoruz ki Besni'nin dışarıya gidenleri birçoğu gelsin, yeni sanayi sitesini kuruyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi halkın çabasıyla sanayi sitemizi kurmaya çalışıyoruz. Bugün 350 üzerinde üyemiz var. Her dükkan 600 metrekare. Evet. Bugünün şartına göre 800 tane yeni konut, yeni Besni sitesini kuruyoruz. Evet. 800 tane üyemiz var. Hatta bundan 300 tanesi dışarıdan intikal etmiştir. Evet. Dışarıdaki arkadaşlara diyoruz hani buraya gelsinler, elimizden gelen yardımı biz de yapalım. Tabii. Memleketimiz biraz daha şenlensin. Sanayisi biraz daha ilerlesin. Her imkanlarımız biraz daha sağlansın. Aslında burası pilot bölge. Buralarda esasında teşvik de var. Teşviki iyi kullanılırsa Besni yeniden yapılır. Teşvikin kullanılması, Besni'nin gelisine teşvik yok. Dışarıdan gelen kişilere teşvik var. Şimdi teşvik var, o da var da bugünkü yanlışlık düzelecek. Teşvik faizli parayla olmaz. Teşvik uzun vadeli. Sanayinin kazanıp vereceği bir vaadeyle olması gerekir. Değil tabii mi? Tabii. Bugün teşvik olsa benim elimde 100 milyonluk bir teşvik olsa en azından yani. Çünkü 100 milyon teşvik ne vermişim ben de. En azından benim alacağım teşvik 1 milyon olması lazım. Evet. 20 seneye dayalı 5 sene ödemesiz. Ki ben memleketimi de kalkındıran devletimi de kalkındıran. Tabii. Çünkü ben bugün gencim bu dükkanda ben boş geziyorum. Yani boşta kalmış bir meydanlık görüyorum. Yani. Evet. Dükkanı gördüğünüz gibi her taraf boşluk var. İmal edeceğim alım yoktur. Bir tane var akşam getiriyor bir Antep'te. Böyle temiz var alabilir miyim? Yani bunun vadeni de alsam ödemez oldu o zaman. Bugün ben bir ton işletmeye baktım almış olsam 20 milyon. Bu 20 milyon ben 4 taksit yapsam 5'er milyon. Bunu ödeme üstünü çekiyorum bir de. Ödeyemiyorum. Ama uzun vadeli olmuş olsa hem de ben kazandım hem de toplum kazandım. Hem de ülkem kalktı. İkincisi, ben diyorum ki Türkiye'de vergi adaletsizliği esnafı köketiyor, sanayiyi köketiyor. Faizcilik memlekete sanayi dur diyor, yükseltmiyor. Evet, aslında faizsiz sanayici yetiştirme, faizsiz parasız destekli sanayi yetiştir Türkiye'de kalkınır. Faizli parayla ben sanatkar, sanayici kalkınmaz. Değil mi? Hayır, bugün
uzun vadenin önemi budur yani. Kısa vadede, bir senede, iki senede alınan bir kredi fayda sağlamaz. Çünkü uzun müddet bunu çabalayacaksın ki o parayı kazanabilirsin. Tabii. Bugün birçoğu gençlerimiz Besin'de ikametler ediyor. Kars'tan tut, Antalya'sın, Antalya'sından tut, Edirne'sinde seyahat satıcılık yapıyor. Seyahat pazarlamacılık yapıyor. Neden? İş gücünün olmadığını bugün 1974'te 750 tane tokuma tezgahı vardı. Sanayi olarak 350 tane yoktu. Neden? Bunlar 74'ten sonra dokumacılık yapan kişiler %70'i göçmüştü. Neden? Malı burada pazarlayamıyor. Sonra ham maddesini bulamıyor. Sanayisizlikten. Yani bunlara toplum olaraktan, Besin olaraktan biz de istiyoruz. Anlattın mı? Buraya gelmiş. Gözü dolanıyor. Güzel olmaz. İzmir'e getir. Beşli'de ne yapınıza kimler derler? Amca oğlum. Kimlerden? Yok. Sen Beşli'den? Evet. Kimler mi geldin? Sen kimlerdensin? Kime ne yapınıza kimler derler? Ha. Hacı Kavucu. Sülalemiz Kavucu'lardan. Ha. Evet. Hangi mahallede? Obanız hangisi? Aşağı şehir Yeni Beşli. Burada Yeni Şehir'den Yeni Beşli Mahallesi. Yani Meydan Mahallesi, Tamam Caddesi. Ha. Aşağı şehirde neydi obanız? Meydan Mahallesi, şey öyle değil mi burada? Baş mı? Baş mı? Evet. Şimdi soruyorum. Bu mesleğe neden seçtiniz? Siz aslında ziraatçısınız. Evet. Dedelerimiz ziraatçı. Dedelerimiz ziraatçı. Ha. Neden bu mesleği seçtin yani? Böyle bir meslek seçmeniz neden oldu? Nedeni o zaman o mesleği sevmediğim için ziraatçılığı. Evet. Bu mesleği daha önemli gördüm. Bunu atladım. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun? 73'ten beri bu mesleği yaptım. Evet. İşinden memnun musun? Çok memnun. Evet. Peki. Şimdi ben diyorum ki bu Besli'den herkes göçüyor. Evet. Neden acaba? Senin fikrin nedir ya? Neden göçtük? Neden dağılıyorlar? Her biri bir yere. Adana, Mersin, İstanbul, Uşak, Gaziantep. Neden acaba? Memleketin sahipsiz olduğunda, memleket ilerlerse hiç kimse göçmez. Memlekette kalır. Demek ki memlekete bir yönetim yok ki. Fabrikası sürüp olmadığı için mecbur göç yapıyor. İkincisi, peki bu yer seçiminden mi göçüyorlar yoksa ekonomik sıkıntıdan mı? Sıkıntı olsa orada da çalışamazlar. Burada da çalışıyorlardı, orada da çalışıyorlar. Orada kalsındı, burada kalsınmadı. Bu yerden midir yoksa yer değişikliğinden mi yoksa çalıştığından mı? Yer olsa burada da var, orada da var. Evet. Bu burada tutumu yapıyor, gidiyor. Ankara, İstanbul'a, Uşak'a, İzmir'e gidiyor. Orada hoca ufak işine giriyor, ufak kadar oluyor. Yani mücadele alanı geniş orada. Tabii. Burada. Her açın alanı için. Oldu. Peki. Gençlere senin tavsiyen nedir? Hani bundan sonra ne yapmak lazım? Bu şehri diyorum, Kayardı'na yeniden değişelim diyorum. Herkes gelir. Sen ne diyorsun? Çok güzel. Herkes de gelebilir tabii. Mesela devletten teşvik alıp oraya 500 ev yapsak, evet. 500 dükkan yapsak, bir site kursak Besinler olarak. Bir site kurursak bugün çevredeki giden vatandaşımız, memleketin adamı bir tür iş yapar. Evet. Hepsi gelir. Tabii. Özlemi var. Herhalde gelir. Evet. Peki. Gençler kahve taşıma da oturacağına, o da işine meşgul olunca muhakkak göç yapacak. Çünkü bu şey, sanayi kurulursa biz İkinci şık şu, bir de bir folklor, Besli'nin tarih gelişmiş kültürü var, folkloru, oyunu. Biz bir folklor kurmak istiyoruz.
Bundan müsnet menfi, gerek kültürel, gerekse sanatla, sanatsal çalışmalarda şey olabilir misiniz, yardımcı olabilir misiniz? Tabii tabii. Buna bugün devletler ve vatandaşlar bir araya yarışıyorsa tabii. Tabii, biz kendi çocuklarımızı okuturuz, sazını da çalsın, sözünü de çalsın, türküsünü, kendi beslinin özüne inanır bir kültür kuralım diyorum. Her yerin var, bizim yok. Aslında biz kültürde daha ilerideyiz. Ha, bizim oyunlarımız daha çok. Ha. Yalnız teşvik yok. Ben de bu işe teşvik... Cevabınız kimlerden? Genelerden. Mesleğiniz neydi? Hambal. Hambalık yaptınız. He. Peki. Çocuklarınız, kaç tane çocuğunuz var? İki tane çocuğum var. Oğlan mı kız mı? Bir oğlan biri. Onlar ne yapıyor? Oğlan evli, kız gel. Yani, ne iş yapıyorlar? Araba geç, araba geç. Oğlan şofir. Araba geç. Evet. Şoför. Şofir. Sana faydası oluyor mu? Yok. Neden? Olmuyor. Bu şimdi ikincisi şu. Bu Bensiz'den aşağı şehri biliyorsun. Neden aşağı şehirden göç ettik? Ya benimki de çeksin hayalim. Ya doğru söylüyorsun. Biz neden göç ettik? Buradan da neden gurbete gidiyorlar? Senin fikrin nedir acaba? Neden gidiyorlar? Gittiler işte, gurbet yok. Niye gidiyorlar? Perişanlık. Perişanlık. Peki, şimdi sen olsan, sana deseler ki ya Besli'yi beğen de bir yere kur deselerdi, sen nereye kurardın bu Besli'yi? Fikrinde ne var? Sana desek ki bu besliği aşağı şehirden aldın, daha iyi bir yer nereye kurardın sen olsaydın yetkili bir kişi? Ben Bayardı'na kurardım, Bayardı daha iyi. Bayardı'na kurardım, hem sanayi de olurdu, evler sağlam olurdu, bir kat yerine beş kat olurdu. Bahçemiz olurdu, bağımız olurdu, kuyumuz olurdu. Olurdu, olurdu. Millet de göçmezdi değil mi? Tabii. Demek ki atımız vardı, meydanımız yokmuş. Yok. Bunu kabul ediyorum. Peki. Gençlere tavsiyen nedir senin şimdi? Ne yapsınlar şimdi? Gençler mi? Ha. Gençler çalışanı açlanmıyor, çalışmayan benim mümkünümler. Perişan olur, perişan. Çalışana iş olursa çalışıyor, olmasa da geziyorlar gençler. Şimdi şu durumda gençlere de istenen bir iş sağlanmamış. Şimdi şu durumda gençlere de talepli iş sağlanmamış. Şu durumda gençler de boş. Yani anıya babaya faydalı olamıyor. Yok. Ha. Ama sen bir kişi çalışıp beş kişiye bakıyordun. Tabii. Ama şimdi bu modern çağda neden bunu bakamıyorlar? Bu yapı neden geliyor? Yetirdim, meydana atırdım, ev sahibi ettim, bal sahibi ettim. Beni bıraktı, uçağa kaçtı. Demek ki... şimdiki gençler eğitimsiz, cehalet. Ana, baba, saygısını... Çünkü yoksulluktan bunu şey yapıyor. Açlık, sofuluğu, bozduru derler, doğru demek ki. Şimdi oğlan burada... Tam manasıyla bir kültürün olsaydı seni bağrına basması gerekir. Tabii. Değil mi? Evet. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür. Besli'de namımızda kimler derler? Namımızda kimler derler? Namımızda kim derler? Peki mesleğin neydi aşağıda? Hambal. Hambal. Oldu mu? Hambal. Seydoğ'un Kürdağ senin zamanlarında değil mi? Bu Seydoğ çok ama küfür ederdi. Bu neden küfür ederdi bu Seydoğ rahmetlik? Oğlum. Şoför Seydoğ. Ben bilmiyorum bu. Ya bir de konuşuyor. Biliyorsun. Aşağı külahın önünde. Olan buna söylerdi böyle. Biliyorum. Evet. Peki. Senin kaç tane çocuk var? Beş tane. Beş tane. Allah bağışlasın. Kaç oğlan kaç kız? Üç oğlan. Oğlanlar ne yapıyor? Her biri bir yerine. Burada yok mu? Burada yok mu oğlanlar? Yok. Neredeler?
İstanbul'da. İstanbul'da. Nasıl, işleri iyi mi? Sana faydası dokunuyor mu? Peki sen, şimdi soruyorum. Sen bu şehrin kurulduğundan buraya mı kuruldu, kayardı mı? Sen ne diyorsun? Bura mı iyiydi, ora mı daha iyi olurdu? Kayardı iyi olurdu. Sağlamdı diyorsun. Evet, sağlamdı. Peki şunun şöyle bir şey var. Ben diyorum ki, biz yallah maskara sararak herkes böyle Türkiye'yi gurbet gurbet gezdiler. Sen hamballık yaptın, öbür bu yaptın. Bu beş iller tuttuğunu koparır. Yani aslında ayağı tutsa her şeyi yapar. Bu atılganlı beslerin neye bağlı? Mesela rahmetli Bayramkala her dağda girerdi. Herkes de severdi. Ama bir milletvekili o kadar sevmezdiler Besinler. Demek ki Besinler böyle kişileri bağrına basıyor. Neden bu arada? Ben Besin'i mi çekiyorum? Ha. Bir de ya. Şimdi sen olsan şehri kayardına kurardım diyorsun. Daha iyiydi. Soruyorum. Şimdi gençlere senin tavsiyen nedir? Ne yapsınlar? Ne yapacaklar? Bak sen babayken öğüt veremiyorsun gençlere. Devlet de veremiyor. Ne yapacak bu gençler? 15 milyona bir evlenme var. Bu duruma nasıl geldik? Evet, askeri öğretmenim. Geldi lan bu tabi. Abi de bile buradan alalım. Ne kadar yapıyorsun? Orhan. Orhan Bey, soruyorum sizden. Siz böyle bir hata olsa yapar mıydınız siz? Sana deseler de şimdi görüyorsun. Şimdi sen olsan bu şehri nereye kurardın? Şimdi şu genç olarak. Düz bir yere kurardım ben. Böyle tepeli şey olması daha iyiydi. Nerede? Düz yere kurardım. Yani senin aklın yetiyor ki kayardığıyla burada büyük bir fark var değil mi? Demek ki büyüklerimiz yanlış yaptı. Peki babam bu hale getirmiş. Evet amca. Sen şimdi ne yapmak istersin? Sana bu dükkanı versene. Ne yapacağım ki ya? Sen daha nereye götürmek istersin? Bak, şimdi babasından aldı. Getirdi buraya. Ona verdi. Sen de kime vereceksin? Yani nasıl hazırlayacaksın? Senin görüşün nedir? Ne yapmak istersin genç olarak? İleriye yönelik. Fikrin ne? Mülakat olarak bir düşüncen yok mu? Ya ben param var, babam bana şu parayı verse şu işi yaparım diye düşüncen yok mu? Tabii. Ne yaparsın? Ben şimdi okuyacağım zaten. Bakkal mı yaparsın, başka bir şey mi? Okuyacağım. Ha, okuyacaksın. Evet. Peki. Bu imkan yok mu şimdi? Yok şimdi. Evet Ali Usta, aşağı şehirde size kimler derlerdi? Yani Besin olarak, şeyiniz, lağabınıza. Lağabınıza derlerim onu derlerim. Peki, hangi obada oturuyordunuz? İdris Mahallesi. Tuzlu Pınar'da. İdris Mahallesi. İdris Pınar'da. Peki. Bu mesleğe ne zaman atıldın biliyor musun? Daha 65 senedir. Evet. Peki, babanız neredeydi? Babamız da Pınarbaşı. Pınarbaşı. Peki. Kaç çocuk var? Beş. Şimdi gurbete gideni var mı? Evet. Gurbette olanı var mı? Amerika'da bir yok mu? Gurbette olan çocuğun var mı? Yok. Ha? Yok, yok. Hepsi burada. Hepsi burada. Burada mı? Evet. Peki. Sen yine bu mesleği sürdürüyorsun. Evet.
Peki eski ile yeninin arasında bir fark var mı? Eski zamanla yeni zaman arasında? Ne var ya? Öğretmenin yeninin yazısı. Ne var? Bu aşağı şehirde biliyorsun camılarımız, hamamlarımız vardı. Durup dururken bunlar neden yıkıldı? Senin fikrin dedi. Acaba kim yıktı ya? Allah'ın evini nasıl yıktılar? Kimler yıktı? Böyle bir bilgin var mı? Şehir neden da yıkıldı? Şehirde yıktılar. Şehirde orada bir ama camiler milletin malı, hamamlar milletin malıydı. Milletin, hükümetin malıydı. Ha. Şimdi hükümetin malıydı, bir de millet malıydı. Üç ha. Hamam vardı. Evet. Neyse ne? Hükümetin malı da yıkıldı, milletin malı yıkıldı. Hayır, bak işte bunu besinler yanlış biliyor. Bu hamamlar 600 sene evvel Memlük Devleti zamanında yapılmış. Ha, ne padişahların ne de başkalarının bir özverisi yoktur. Çok tarihi bir değerdi bunlar. Eşken hükümet satardı bunları. Ha. Seneliğini satardı. Ha, kireye verirdi. Alırlardı. Seneden seneye satılırdı. Evet. Evet. Peki bu millet niye göç ediyor buradan? Neden ya böyle dağıldık? Ona dar gelirdi, denize çıktı. Şimdi burası mı iyi, aşağı şehir mi iyiydi? Burası iyi, canım aşağı şehirde bir araba olsa girecek yer var mı? Buraya gelin. Burası neydi, orası neydi? Ayağınızda daha iyi. Peki, bu burası bataklık olduğuna göre, bu bir çatın orası göldü. Buralarda kirlikti. Bunu bile bile bayağı dümdüz yer var iken buraya kim getirdi? Senin fikrin var mı? Neden oldu buraya geldi bu? Neden oldu? Ağaların beylerin şeyinden bu tarafa geçti. Ağaların beylerin şeyinden bu tarafa geçti. Ayağı mayağı durdu. Mülkü olanlar para etsin diye. Beylerin, beyler, ağaların geldi. Demek burada mülkü olanlar para etsin diye buraya kurdular. Ağaların şimdi zaman yerleri, mevzileri buruldu. Gençlere tavsiyen nedir? Şimdiki gençlere ne desin? Sen şöyle bir şeyde bulunur musun? Gençlere bir nasihatin nedir? Ne yapsın gençler şimdi? Ya sen baba olarak bir nesaatin gibi ne nesaat verirsin? Şimdiki gençler nasıl olsun yani? Ne yapsınlar? Ne yapsın? Sanayi olsa yiyor tabii. Geniş ise. Yani geniş ise gençler çalışır. İdare bunlar. Fabrika çoğalır. İşsiz gençler. Gençler işsiz iş yeri olsa olmaz mı? Fabrika İş olan köy tatlı gider mi? Ara tatlı gider mi? Ya lan ikimiz mi duralım? Tamam mı bitti mi? Besli'de aşağı şehirde ne yapınız da kimler derler? Bana mı? Ha. Ayvazı oğlu İso derler bana. Ayvazı oğlu İso. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben mi? Evet. Anamdan doğdum ben onu yapıyorum. Evet. Peki. 5 yaşından beri yapıyorum. Evet. Yalan söyleyeyim de 7 yaşından beri. Şimdi? 7 yaşında belleniyor. Evet. Şöyle bir kısa da 60 oldu yaşım. 50 senedir yapıyorum. Evet. Peki 50 senedir yapıyorsunuz. Şimdi evvel neden başladık, nereye geldik? Basını sardık. Ha. Abiyle çıkıp çevirirdik ya. Ha. Bazen şahıl kaşınlar buralarında sıçrardı. Kaşını biliyor musun sen? Ha, biliyorum.
Onlardan başladık. Masını sattık, kez olduk, usta olduk. Şirak olduk, patron olduk şimdi de. Evet, salla, patron da kaldık. Daha baş patron olamadık, yani yarım patron. Şimdi, peki bu yufaların çoğu dışarıya gidiyor. Neden gittiler bunlar? Bu dışarıya gitmesi, kimisi malı satamıyor gidiyor. Kimisi daha fazla ticarete gidiyor. Evet. İnsanı. Ama... Evvel ceylanımız suyumuz yoktu dedi. Şimdi... Bu dışarıya gidenlere sırtında yadırgı yorgan demiş, adam olmaz derlerdi. Peki gidenler de diyor ki, bizim yorgan değil, ipekli yatakta yatıyoruz diyor. Evet, aynı de öyle. Hem de peki, bol da şey ediyorlar, kapışlıyorlar abiyle. Peki, neden bu, neden kalkınıyor? Para kazanıyor ya, adam ya. 10 kağıdı malı 25 kağıda veriyor, 50 kağıda veriyor. Para kazanıyor adam. Demek ki buraya müşteri gelmiyordu. Hani Turgut Özal da hani her şeyi serbest etti ya. Her şeyi serbest etti. Her şeyi deyince ağına yanık. Her şeyi serbest şimdi. Alabildiğin halde kitabına koy. Eyvallah. İstersen Çanakkale Boğazı'na gel, istersen İzmir Boğazı'na gel, istersen Marmara'ya ve Ege Denizi'ne gel, Marmara'ya gel. Nereye gidersen gel. Serbest. İstersen Kandıra'ya da gidebilirsin burada. Şimdi senin görüşün. Bu şehir Kayardır'a kurulsaydı, oraya sanayi yapılsaydı, göçün bir yanı gitmezdi değil mi? Gider miydi, gitmez miydi? Valla sanayi yapılsaydı Kayardır'a, Antep yoluna yapılsa gitmezdi, Kayardır'a yapılsa giderdi. Antep yolu daha düzgün yani, daha elverişli. Daha dört yolu ağzı, dört yolu ağzı Kayardır şey, devri Kayardır. Kucağı ile gideydi, ağzı büyüğüyle gideydi. Peki, bu neden oldu bu? Kim bunun kabahati kim? Bizi bu sürüklemeye kim sürükledi? Kabahati Turgut Özal'ın kabahati. Ama biz daha eskiden, 55 yılında geçtik. Eskiden daha, eskiden ne daha yapıldı? Yaşı daha ne? Eskiden beni bizi kandırdılar işte, bu oyun yapacak, yarın yapacak, geliyor ha, gidiyor ha. Milletvekillerimiz hep yalan söylediler. Ayağa düşürdüler bizi. Daha 45 sene bile sanayi sitesi yapılacak, yine de yapılmaz. Yine de yapılmaz yani. Eyvallah. Ama gelen hükümetler temeli atırırsa belki yaptırır. Gelen hükümetler bu hükümet yaptırmaz. Peki şimdi senin gençlere ne tavsiye edersin? Gençlere mi? Gençlere ne tavsiye edeyim ben? Ne yapsınlar? Gençler ne yapmış ki? Ölmüş herif gençler, dokmacın ölmüş zaten. Dilenmeye gidecek hani elde tutup. Ölmüş de dokmacın. Neden yani? Dokmacını malı mı satamıyoruz? Dışarıya mal dışarıdan adam gelmez ya buraya. Antep'e 100.000 kişi giriyor, buraya 5 kişi girmiyor. 5 kişi girmiyor buraya. Buraya merhamet bölgesi buraya. Buraya çıkmaz sokak. Kayan'da çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak sanayi yapılırsa nereye öderim oradan? Turkoz'da mı öderim? Buradan beri buraya yapılırsa Antep'e de öderim, Adana'ya da öderim. Bu Antep yolu. Yoğurum yola çıktı tamam oradan. Neyse gideceğim, Turkoz'a mı gideceğim oradan? Ben Antep yolu oradan geçiyordum. Şimdi yazıyı mı donanıp gideceğim oradan? Evet. Nereden geçiyor Antep yolu? Sen şöyle burada dört yolu yol ağzı buraya. Buradan dört tane yolu var, oradan bir yolu var. Peki Bağoban'ınız neresi? Şimdi Bağoban. Benim Bağoban ta şeyde, Çıkşil'de ta. Çıkşil'de. Ha, Arap'la basın yanı Çıkşil'de. Yani yoluma falan da vuramıyor oraya benim hiç. Yani artık mağdeş mağdeş kalmadı. Yok. Hiçbir tarafı vuramıyor. Oldu. Yani bu dört yolu ağzına yapılsa iyi diyorum ben. Tamam. Oldu. Yani hep bütün sanayiler, bütün fabrikalar yolun üzerinde, ana yolun üzerinde. Evet. Bütün dünyanın her tarafına gezersen gel, bütün fabrikalar, sanayi siteleri yolun üzerinde, ana yolun üzerindedir. Asfalt yolun yani. Evet. Aslında bizim dündar yazısı daha iyiydi. Yat yol başı. Orada olabilir. Orada olabilir de şimdi Antep yolu açılmış, oraya geç düşer biraz. Orada Antep yolu açılmasaydı, orada daha elverişliydi. Evet. Bu Antep yolu yakında, oradan 3 saatte varıyor Antep'e. Demek ki? Buradan 1,5 saatte varıyor Antep'e. Evet. Yarıya düşmüş buradan buraya. Evet. Yol başına dolanırsa 3 saatte varıyor. Buradan gidersen direkt Antep yolundan gidersen 1,5 saatte varıyor. Evet. 1 saatte tersi varıyor. Evet. 1 saatte. Şimdi ikinci şık şu, ya şimdi dedikodu şimdi sağda solda besle diyor ya, herkes diyor aşağı şehirde altın bulduk, kimisi bilmem bir keş altın buluyor, kimisi bilmem bir kuş kanı altın bulmuş gitmiş fabrika olmuş. Sen buna inanıyor musun? Yok inanmıyorum, yalan söylüyorlar. Yok, Kara Muhammed'in evinden altın çıkmış. Çıktı, o çıktı. Suarken kır diye altındır. Onu çıkarttılar. Ona benim de aklım yedi, onu çıkarttılar.
başka altın çıkardan yalan. Evet. Bir yerde daha çıktı bir şeyde. Bu adam... İraf varmış, İraf'ın sonradı falan bile. Keçel Duran gidiyorlardı burada, Keçel Duran. Evet. Şimdi onlar İstanbul'a götürüyor. Ahmet vardı, Hacı Ramazan vardı, evet. Hacı Ramazan önü verdi o. Ondan soğuk ağasının evinde su varken, soğuk ağasının evi var, İkran Hoca. Evet. O İraf'ta bir şeyler öyle, bir altın bulmuşlardı orada. Evet. İki tane altın biliyorum ben. Evet. Birisi o senin dediğin, bir de bu. Evet. Peki, Güney'in oğlan da dediler, bir küp altın süte gitmiş. Belediyenin boş deposu, bir besteli hemşerimiz, evsiz yurtsuz kalmış. Bu memleketin öz evlatları böyle sokaklarda terk edilmiş dururken bir kısım imkanlardan faydalanmamıştı. Acaba neydi? Asya'dan gelirim, aşiret Türkmen. Girdiğin topraktan ölmeden gitmem, ölmeden gitmem. Diyede besleyirdi, şehirde gezdiydim. Bağda büyüdüm. Haksız Türk de olsa iltifat etmem. Diğer yeriden besleyirdi. Şehirde gezdiydim. Bağda büyüdüm. Mehmet abi, siz Besni'de size lağabınızda kimler derler? Körüzler derler. Evet. Aşağı şehirde hangi obada oturuyordunuz? Hamra Mahallesi'nde. Hamra Mahallesi. Bağobanız? Bağobamız Çırşılı'da. Çırşılı'da. Evet. Peki, bir mesleğin var mıydı? Vardı ama yapamıyorum artık. İhtiyar oldum. Balangozda oldum. Evet. Şimdi de ne dilenim ne beşiye diyeyim işte. Böyle bu halde. Peki, sen bu imkanlardan kimse faydalandırmıyor mu? Ya gel şurada kal, böyle şunu yap diye. Kimse yani yardımcı olmuyor mu hemşerle? Yok, olan yok. Peki, belediyenin bu boş dükkanlar boş olduğu halde. Evet, eyvallah. İstiyorsa ben alsın oraya. Zaten ölmüşüm, zaten ölmüşüm. Aa, burada taytelim. Şeyi ben alayım. Ver onu elim adım istersen. Gel. Buradan gel, buradan. He, sen çık, ben çıkayım. Allah. Tutun ya da onu. Sana bir çadır verseler, ben barınırım diyorsun. Buradan işlerim abi, on yağmur yağdan işlerim. Evet. Memleketin çocuğu, yıllarını vermiş, bu memlekete kader birliği yapmış yıllarca. Bugün sokakta atılmış bir vatandaşımızın bu hale düşmesi gerçekten yürekler parçalayıcıdır. Neden bir Besni fabrikatörü, çiftlik ağası, beyi bir vatandaşa, bir kulübe temin edemiyorsa biz kahrolmamız lazım. Niye ev olanlara bir de hükümete veriyorlar da? Size bir odayı çok görüyorlar. Ha. Çok yanlış. Ya vallahi duvarım çizene falan. Kışını da çıkartırım dedim. Derdimi de koymam bizi. Ya ben ne derim burada kışın bir... Evet. Ne yapacağız? Ha? Doğru. Bulgar'dan gelenlere yapıyorlar da ben bu memleketin çocuğu değil mi? Ben bu evet. Bulgaristan gelenlere 450-500 bin lira kira veriyorlar. Ayrıca da yiyecek parası veriyorlar İzmir'de ve birçok yerlerde. Sen bu memleketin yerli çocuğusun. Sen bu memleketin aslanısın. Ha.
dün burada, yarın orada, yıllarca baban, atan bu vatan için savaşmışlar. Evet. Sen bu memleketin özleri, evladı olarak seni sokağa atmaları gerçekten acı bir şey. Evet. Gerçekten acı bir şey. Evet. Kimse evde veriyor. Hani, bir Türk olarak bunu kimse kabul etmez. Aynen bu işin şeklini de bugün en güçlü kişilere bunu filmle oynatacağım ve memleketin kaderinde kimler olduğunu bunu aydınlatmaya çalışacağım. Senin hani bu bir mesajdır bize. Halkımıza, millet. Besni yavardımdan yavrum, dağlar kar olmuş, yine kar olmuş. Besni yavardımdan yavrum, dağlar kar olmuş, yine kar olmuş. Oy, oy, oy. Fistanı kutluda yavrum, düğme darılmış. Kurbetenlerde yavrum, yine bize kar olmuş. Oy, oy, aman dil oy, oy, canım dil oy, oy, dil oy, dil oy, oy.